İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarihin en büyük sahte dolar operasyonunu gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Esenyurt'taki bir matbaaya düzenlenen baskında 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. Sen de söyledin, bu bugüne kadar ele geçirilmiş en yüksek miktardaki sahte dolar ve işte o sahte dolar da şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün vatan yerleşkesi bahçesinde sergileniyor. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışması neticesinde gerçekleştirildi bu operasyon. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sahte dolar bastığı tespit edilen bir şebeke tespit edildi. Ardından da takibi alınmıştı ve işte o şebekeye ait Esenyurt'taki bir matbaaya 19 Temmuz Cuma günü polis ekipleri tarafından kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İlk başta içeriye ilk girdiklerinde polisler bir suç şüphesine rastlayamadılar, suç unsuruna rastlayamadılar ama yapılan aramalar neticesinde matbaanın ikinci katında yüksek gerilim, üzerinde yüksek gerilim panosu yazan bir bölme dikkatlerini çekti ve polis ekipleri o bölmeye yöneldiler ve o gizlenmiş bölmeye girdiklerinde de gerçekten de inanılması güç bir manzarayla karşılaştılar. Çünkü tahta paletler üzerine istiflenmiş 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları tam da önlerinde duruyordu. Ve operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. O gözaltına alınanlardan birinin ismi dikkat çekiyordu. Daha önce kendisi Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir komiserdi ve FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilmişti meslekten. İşte gözaltına alınanlar arasında o kişi de vardı. 6 kişi gözaltına alındı dedik. Bir kişi ise firari. İşte operasyonda ele geçirilen o sahte banknotları gösterelim sizlere. Önder Gündoğdu kameraman sizlere göstersin. Bakın 50'lik ve 100'lük banknotlar halinde basıldı bu paralar. Ve bu paraları şebeke basmak için yaklaşık 3 milyon lira bir para harcadı. Bu da önemli bir detay çünkü kaliteli malzeme kullanmak için Amerika'dan boyalar getirildi, baskı makineleri getirildi. Aynı zamanda işte buradaki gördüğünüz kalıpları da gösterelim bakın. Kalıplar getirildi, özel malzemeler kullanıldı ve aslında yakın bir şekilde para basımı gerçekleştirildi. Bakın burayı da sizlere gösterelim. Bakın aşama aşama bu basım işlemi gerçekleştirildi. İşte baskı levhalarında görüyorsunuz kiminde rakamları görüyorsunuz, kiminde seri numaralarını görüyorsunuz. Ve işte yapılan operasyon kapsamında da ele geçirilen paraların üzerinde dikkat çeken detayı da gösterelim. Henüz seri numaraları yok. İşte kısa bir süre sonra da seri numaraları basıldıktan sonra ki işte gösterelim bakın Önder Gündoğdu sizlere göstersin. Bakın şuradan alalım bu levhayı. Bakın bu levha aracılığıyla da işte bu paralara seri numaraları basılacaktı. Ardından da piyasaya sürülecekti. Ama İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonla işte gerçeğinden ayırt etmesi mümkün olmayan bu sahte dolarlar ele geçirildi. Miktar bugüne kadar tarihte ele geçirilmiş en yüksek miktar 271 milyon 150 bin dolar ve dediğimiz gibi de bu operasyon sonrasında FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen bir komiserle birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise firari. Onu da yakalama çalışmaları devam ediyor. Polis bu aşamadan sonra bu basılan paraların FETÖ ile bağlantısı olup olmadığını araştıracak.